فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين عزيز المؤمنين şerefli Müslümanlar, bizleri yine bu sene de Ramazan-ı Şerif'e kavuşturan Hazreti Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Nur-u nübüvvetle bizlere doğru yolu gösteren, dini celil-i İslam'ı hayatta insanlara talim ve tatbik eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme salatu selam olsun. Bu aziz günde, bu mübarek dakikalarda uzaktan yakından koşup gelen ve şu mübarek kubbenin altında toplanan kadın erkek, genç ihtiyar müminlerin üzerine de Allah'ın rızası ve rahmeti olsun. Amin. Aziz müminler, bir taraftan Ramazan-ı Şerif geldi diye memnunuz, mesuduz. Arş-ı Âlâ'dan Müslümanlara eyyâmen ma'dûdât olarak, sayılı günler olarak misafir olmaya gelen bu muazzez, bu mübarek Ramazan-ı Şerif bizi sevindiriyor ve bizi memnun ediyor. Diğer taraftan da perişan bir cemiyete, İslam'ı hayatında yaşayamayan bir cemiyete, günahlarla, isyanlarla dopdolu bir cemiyete, caddesinde ve sokağında ev kadınlarıyla umumhane kadınlarının belli olmadığı bu rezil cemiyetin içerisinde hak ve hakikatin kaybolup insanların merhametsizce vurulduğu, ezildiği, yok edildiği bir cemiyette insafın, merhametin, muhabbetin kökünden kazındığı bir cemiyette hayatın her şubesine zulmün, fuhşun, faizciliğin hakim olduğu bir cemiyette Ramazan-ı Şerif geldiği için de üzüntülüyüz ve son derece kederliyiz. Aziz kardeşlerim, oldukça cemaatimiz tabi Ramazan-ı Şerif'in de başlangıcı bulunması sebebiyle haddinden fazla kalabalık. Artık buna bir ölçüde katlanacağız. Hani biraz daha tahammül göstermenizi, sabırla karşılık vermenizi rica edeceğim. Hiç kimse burada tabi İmkan olduğu halde, mekan olduğu halde bir diğer kardeşine yer vermemeklik yapmaz. Ama bütün imkanımızla, bütün sıkışıklıklarla elden geldiği kadar toplaşalım, birleşelim ve ayakta kalan kardeşlerimize yer vermeye çalışalım. Uğultular ve gürültüler de kesilsin ki dersimizi daha huzurlu yapmak imkanı bulalım. Şöyle ayağa kalkmanızı rica edeyim. Bir ölçüde olduğu kadar, yettiği kadar sıklaşalım da kapılarda oldukça fazla bir birikim var. Yerleşme imkanı hasıl olsun. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Allahu Teala razı olsun. Olduğumuz yere çömelmeye çalışalım ve mevcut yerimize, mekanımıza razı olmaya ve Allah'ın rızasını toplamaya
Bakalım inşallah. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hicretin de 15. asrına yaklaştığımız günlerdeyiz. Bu Ramazan'ın ayrı bir özelliği var. Bu Ramazan'ın ayrı bir hususiyeti, ayrı bir tecellisi var. Yeryüzünde Müslümanlar geçmiş yıllara nazaran daha da uyanmaya, daha da şuurlanmaya başladığı yıllardayız. Yeryüzü Müslümanlarının doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde Allah'ın nizamını yaşamanın mücadelesini verdikleri bir zaman içindeyiz. Geçmiş yıllardan çok ayrı özelliği olan bir Ramazan-ı Şerif'in içindeyiz. Daha şuurlu, daha derin ve daha ölçülü hareket etmek zorunda bulunduğumuz bir zaman içindeyiz. Bu Ramazan-ı Şerif'e daha başka manevi bir nazarla, ümit verici nazarlarla bakabileceğimiz bir zamanın içindeyiz. İnşallah, inşallah zamanın fesadı, asrın fitnesi ve fesadı kemal mertebesine, en yüksek noktaya çıkmış olacak ve ondan sonra yıkılmaktan başka bir çare bulamayacak ve yeryüzüne inşallahu teala hicretin 15. asrı içinde doğusundan batısına kadar yeryüzüne kayıtsız şartsız İslam hakim olacak inşallah. Böyle bir arzunun, böyle bir temenninin ve böyle bir ümidin ışığı altında Ramazan-ı Şerif'i daha başka duygularla karşılamış bulunuyoruz. Senelerdir Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin getirdiği nizamı İslam'dan uzak bir şekilde oruç tutuyoruz. Senelerdir yeryüzüne, yaşadığımız memlekete İslam'ın hakimiyeti olmadan Ramazan-ı Şerif geliyor. Ramazan-ı Şerif mümin gönüllerde yer edinebildiği halde müminlerin yaşadığı cemiyete hükmedemiyor. Ramazan-ı Şerif caddelerimize, sokaklarımıza hükmedemiyor. Ramazan-ı Şerif idaremize ve sistemimize hakim olamıyor. Ramazan-ı Şerif denizlerimize, sahillerimize hakim olamıyor. Ramazan-ı Şerif televizyonumuza, radyomuza ve neşriyatımıza hakim olamıyor. Ramazan-ı Şerif üniversitemize hakim olamıyor. Ramazan-ı Şerif esnafımıza, tüccarımıza hakim olamıyor. Ramazan-ı Şerif bankalardan faizi kaldıramıyor. Ticaret ahkamını, ticaret ahlakını bütünüyle yaşama imkanı bulamıyor ve bulamıyoruz. Ve bu perişanlıklar içerisinde, bu farklı, birbirinden ayrı, kopuk bir cemiyet içerisinde mahzun ve mükedder bir Ramazan yaşıyoruz. İşte bütün bunlarla beraber Ramazan'ı düşünmek ve bunlarla beraber Ramazan'ın hem sevincini hem ızdırabını yaşamak zorundayız. Böylece bütün varlığımızla, bütün imkanlarımızla Allah-u Teala'nın yeryüzünde arzu ettiği hayatı gerçekleştirinceye kadar, Hazreti Habibullah'ın yeryüzünde yaşattığı hayatı yaşayıncaya kadar mücadelemize, devama karar vermeliyiz. Muhterem müminler, Medine-i Münevvere'de Hazreti Muhammedül Emin
aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir gün ashab-ı kiramına şöyle bir emir buyurdular. Ehdırul minber, ey müminler, bana bir minber hazırlayın. Üzerine çıkıp cemaate ve ashaba konuşmak için bir minber hazırlayın buyurdular. Ashab-ı kiram rivayet ediyorlar ki, feehdarna, Resul-i Zişanımızın emir buyurduğu minberi, basamak basamak olan minberi hazırladık ve buyur ya Resulallah, hazırlanmıştır, sizi beklemektedir dedik. فَلَمَّ اَرْتَكَى دَرَجَةً Resul-i Zişanımız Efendimiz o minberin birinci basamağına çıktı, bir derece yükseldi. Kale amin. Birinci basamaktayken, birinci basamaktayken hepimizin işiteceği yüksek bir sesle sadece bir kelime söylediler. Amin buyurdular. Amin dediler. İkinci basamağa yükseldiler. Yine bir amin diye bir kelime kullandılar. Üçüncü basamağa yükseldikleri sırada yine mübarek dudaklarından amin diye bir kelime çıktı. Ashab-ı kiram diyorlar ki, şaşırıp kaldık. Daha önce Allah Resulü'nün hutbelerinde işitmediğimiz kelimeleri işitiyorduk. Niçin her bir basamakta ayrı ayrı Allah'ın Resulü amin, amin, amin dediler? Nedir bunun manası? Merak içindeydik. Allah Resulü hutbeden sonra inince kendilerine sorduk diyorlar. Buyurdular ki, fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, inne Cibril'e arada aleyye, Cebrail aleyhisselam geldi ve bana şu hususları arz etti. Şu mevzuları ve şu hususları bana takdim etti, arz etti. Fekale, men edrake Ramazane felem yufer leh. Buyurdular ki Cebrail aleyhisselam, hangi Müslüman, Müslümanım diyen kadın ve erkek, Ramazan-ı Şerif'e kavuşur da, layıkıyla, hakkıyla Ramazan orucunu tutmazsa, Allah o insanı ebediyen affetmesin dedi Cebrail, ben de amin dedim buyuruyorlar. Korkunç bir haber. Sağlıkla, sıhhatle, afiyetle, men edrake Ramazan, Ramazan'ı idrak eden, Ramazan'a kavuşan, Ramazan'a yetişen bir Müslüman, hiçbir özrü ve mazereti olmadığı halde Ramazan orucunu tutmamışsa, felem yuğferle, Allah o Müslümanı affetmesin deyince, Allah Resulü buyuruyor ki, ben de Cebrail'in bu sözüne karşı amin demek zorunda kaldım buyuruyor. İşte Ramazan-ı Şerif'i böyle takdim ediyor Resulullah. Ve kalbinde zerre kadar imanı olan her Müslümanın karşılaması gerektiğini ve Ramazan ayının icabını yerine getirmesini ifade buyuruyorlar. Alimlerimiz bu hadis-i şerif üzerinde çok durmuşlar, çeşitli hükümlere kaynak yapmışlardır. İkinci basamakta amin dememin de sebebi şudur buyurdular. Cebrail buyurdu ki, ey Allah'ın Resulü, senin isminin Ahmet, Muhammed,
Mahmud, Hamid, Mustafa gibi senin isimlerinden birisinin zikredildiği yerde bulunup da senin ismini işitip de sana salavat getirmeyen, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed demeyen kimseye Allah senin şefaatini haram etsin dedi. Ben de amin dedim buyurular. Üçüncü basamakta Cebrail buyurdular ki yaşlı bir halde, ihtiyar hallerinde, yaşlı hallerinde annesine ve babasına kavuşup da annesi ve babası yaşlıyken, ihtiyar iken, bakıma muhtaç iken, hizmete muhtaç iken o ihtiyar annesine ve babasına hürmet göstermeyen, hizmet etmeyen, onların rızasını almayan ve böylece cennete gidemeyen Müslümanları Allah cennetine sokmasın dedi. Ben de amin dedim buyuruyorlar. Ve bir minber üzerinde cereyan eden üç hadise. Birinci derecede Ramazan-ı Şerif'i karşılamak ve bununla alakalı Müslümanın tavrı geliyor. Şüphesiz ki aziz müminler, muhterem Müslümanlar, biz Kur'an'ın ve Kur'an hükümlerinin tatbik edilmediği bir hayatın içinde yaşadığımız için Ramazan'ın ne mana ifade ettiğini bilmiyoruz. Bir İslam devletinin bünyesinde Ramazan ne demektir? Bir İslam devletinin bünyesinde, bir İslam cemiyetinin içerisinde İslami bir hayatın icabı olarak Ramazan-ı Şerif'i karşılamak ne demektir? Biz bunların farkında değiliz. Biz öyle bir cemiyette yaşıyoruz ki Ramazan'ın gelişiyle gelmemesi arasında caddede ve sokakta hiçbir fark tecelli etmiyor. Biz öyle bir cemiyette yaşıyoruz ki Müslümanım diyenlerin bir kısmı Ramazan ayında oruç tutmaya niyetleniyor fakat 5 vakit namaz kılmıyor. Bir taraftan Allah'a ibadet heyecanı taşıyor, öbür taraftan tonlarca muameleyle Allah'a isyan ediyor. Böyle bir cemiyette, böyle bir idarede, böyle bir hayatın içinde Ramazan-ı Şerif'i layıkıyla karşılamak asla ve kat'a mümkün ve muhtemel değildir. Onun için biz bunun ızdırabını çekiyoruz. Allah Resulü'nün getirdiği hayattan uzaklaşmışız. Allah Resulü'nün kurduğu cemiyetten vallahi uzaklaşmışız. Çok uzaklaşmışız. Resulullah'ın getirdiği hayatın çok uzaklarındayız. Caddemizle, çarşımızla, sokağımızla, pazarımızla, oğlumuzla, kızımızla, her şeyimizle Allah Resulü'nün getirdiği hayatın çok uzaklarında kalmışız, çok ötelerde kalmışız. Izdırabımız buradan kaynaklanıyor. Tıpkı Medine-i Münevvere'de cereyan eden bir hadise gibi. Onu da kısaca huzurunuza arz edeyim. Medine'ye hicret edip gelen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Mescid-i Nebi'nin inşasından sonra münasip bir yere koyduğu bir hurma kütüğünün üzerine çıkarak cemaate hitap ederdi. Hicretin 9. yılında Müslümanlar çoğalınca biraz daha yüksekçe bir yerden cemaate hitap etmek ihtiyacını duyan Hazreti Habibullah, marangoz bir kölesi olan Ensar kadınlarından birine
marangoz kölene söyle de benim için insanlara hitap edeceğim zaman üzerine çıkabileceğim tahtadan bir minber yapsın buyurdular. O köle de Gabe ormanlarının ılgın ağacından üç basamaklı bir minber yapıp Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimizin gösterdiği yere koydu. Bunun üzerine çıkıp hutbelerini okumaya başlayan Allah'ın Resulü bir cuma hutbesini okurken mescidin bir tarafında bulunan hurma kütüğünden bir mescit dolusu ashab-ı kiramın huzurunda yavrusundan ayrı düşmüş bir ananın feryadı ve iştiyakı gibi o hurma kütüğünün inlemeye başladığı görüldü. Bu durumu gören Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem minberden inerek kütüğü kucaklayıp okşadı ve istersen seni eskiden yetişip büyüdüğün yere götürüp dikeyim ey hurma kütüğü. Sen de yeni baştan olduğun gibi yetiş. İstersen cennette dikeyim de cennet ırmaklarından ve pınarlarından kana kana iç, güzelce yetiş, meyve ver ve meyveni Allah'ın sevgili kulları yesin. Nasıl istersen öyle yapayım ey hurma kütüğü buyurdular. O da ahireti ve cenneti dünyaya tercih ettiğini ifade ederek bir yavrunun anasının şefkatli kolları arasında sustuğu gibi hafif hafif inleyerek sustu ve kaldı. Bundan sonra cemaate dönen Hazreti Habibullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki eğer ben o hurma kütüğünü kucaklamamış olsaydım kıyamet gününe kadar hep böyle inleyip duracak, ağlayıp sızlayacaktı. Siz onu ayıplamayınız. Çünkü Allah'ın Resulü hangi şeyden ayrı düşerse o şey mutlaka mahzun olur, perişan olur buyurdular. Tıpkı bunun gibi ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, biz de senelerdir senin getirdiğin hayatın uzaklarında kalmışız. Perişanız ya Resulallah. Cemiyetimiz İslam cemiyeti değil ya Resulallah. Zapt edemiyoruz insanları ya Resulallah. Tuttuğumuz oruçlarla, kıldığımız namazlarla cemiyete hakim olamıyoruz ya Resulallah. Yaklaşan hicretin 1500. asrı içinde imdad eyle ya Resulallah. Şu aziz topraklara İslam ahkamını hakim eyle ya Resulallah. Bir taraftan ya Resulallah, günahların, isyanların, haramların izahını yapıyor, ümmeti Muhammed'i sakındırmaya çalışıyoruz. Fuhşun kötülüğünü anlatıyoruz, zinanın fenalığını anlatıyoruz, açık saçıklığın günah olduğunu, isyan olduğunu anlatıyoruz. Zina etmenin her çeşidinin İslam'da haram olduğunu anlatıyoruz. Öbür taraftan mevcut yönetim hayatını zina ederek kazanan bir dansöze şeref madalyası veriyor. Ya Resulallah! Yaptığımız vaaz-ı nasihatların tesiri mahvoluyor ya Resulallah! İnsanları cehenneme gitmekten koruyamıyoruz ya Resulallah! Sahibimiz yok ya Resulallah! Hayatımız İslam hayatı değil ya Resulallah! İmdad eyle, medet eyle ya Resulallah! Senden ayrı düşen hurma kütüklerinin feryadını duyar gibiyiz. Sen de bizim feryadımızı işit ya Resulallah! Duy ya Resulallah! Allah katındaki şerefin hürmetine, Allah katındaki büyüklüğün hürmetine şu cemiyeti İslami hayata mahkum eyle ya Resulallah! Aziz ve asil müminler, böyle bir Ramazan'ın içinde İslam'ın hayatından çok uzak, İslam nizamının çok ötelerinde, günahların ve isyanların resmileştiği bir hayat içinde, zanilerin ve fahişelerin caddeleri ve kaldırımları işgal ettiği bir cemiyette, tuttuğumuz oruç
bizden razı olmayacaktır, imkan yok buna. Çocuklarımızın, canilerin ve katillerin ellerinde öldürdüğü bir cemiyette, devletin ve idarenin hayatımızı koruyamadığı bir cemiyette biz Ramazan'ı tutamayız, biz Ramazan'a sahip olamayız. Ramazan bizden asla memnun olmayacaktır Müslümanlar. Hayatımız baştan başa felaket, cemiyetimiz baştan başa felaket, her taraf isyan ile dolu, her taraf zina ile dolu, devletin televizyonunu açar açmaz karşınıza fahişeler çıkıyor, zaniyeler çıkıyor, faiz alan alkışlanıyor, günah alkışlanıyor, haram alkışlanıyor. Böyle bir cemiyette tuttuğumuz oruçların bizi ne hale ve ne şekle sokabileceğini tasavvur etmek zorundayız ey Müslümanlar, ey müminler, ey mükedder çehreler, ey muvahhid insanlar. Nasıl yapmalıyız da İslam'ı hayatımıza hakim kılmalıyız? Nasıl, ne yoldan, ne şekilde, ne biçim bir hareket tarzıyla İslam'ı hayata mutlaka hakim kılabilmenin mücadelesini vermeliyiz? İşte bu noktaya gelmişken Ramazan-ı Şerif'in hikmet-i teşriiyesinden bahsetmeye de fırsat geldi. Ashab-ı kiram rıdvanullahi teala aleyhi mecmain İslam'ın mücadelesini vermek sebebiyle İslam'ı hayata hakim kılmanın mücadelesini vermek sebebiyle günlerce aç kalmanın, susuz kalmanın ızdırabını duyan mübarek insanlardı. Onlardan da bir iki haber gördükten sonra Ramazan'ın hikmetiyle alakalı bir izaha sonra başlayalım. Hazreti Habibullah'ın öz kızı kerimesi Hazreti Fatıma-tüz-Zehra radıyallahu teala anha aynen şöyle buyuruyor. İnne Fatımete radıyallahu teala anha Nâveletin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kisreten min hubzi'ş-şa'ir. Hazreti Fatıma radıyallahu teala anha Hazreti Peygamber-i Zişan Efendimiz'e, öz babasına arpa ekmeğinden bir parça götürüp takdim ettiler. Hubzi'ş-şa'ir arpa ekmeği demek. Bir parça arpa ekmeğini Hazreti Fatıma eline aldı, Hazreti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e, öz babasına götürüp ikram ettiler. Fekale leha, Allah Resulü kızı Fatıma'ya şöyle buyurdu. Haza evvelu ta'amin ekelehu ebuke münzü selaseti eyyam. Ey kızım Fatıma, 3 günden beri babanın yiyeceği ilk ekmek vallahi işte budur buyurdular. 3 günden beri yiyecek olduğum şeyi şimdi sen getirdin buyurdular. Ve Allah Resulü 3 gün peş peşe evinde zerre bulup yeme imkanının dışında açlık içinde ve yokluk içindeydi Resulullah. Arpa ekmeğini bulmak onlar için en büyük nimet ve ikram halindeydi. Öyle bir peygamber ki kevn-ü mekan onun hürmetine yaratılmıştı. Onun şerefine yaratılmıştı. Ama İslam'ın mücadelesini, İslam'ın hayata hakim olması için mücadeleyi öylesine sürdürüyorlardı ki yiyecek ekmekleri kalmamış veya ekmek yemeye vakitleri bulunmuyordu. Başka türlü mümkün değildi zaten. An Ebi Hureyre'te radıyallahu teala an. Ebu Hureyre aynen şunu ifade buyuruyor. Şunu haber veriyor.
Kale Ebu Hureyre diyor ki, Eta Rasulallah sallallahu teala aleyhi ve selleme bi taamin. Birisi Hazreti Peygamber-i Zişan Efendimiz'e bir yiyecek getirdi. Bir yemek getirdi. Öyle bir yemek ki suhanin, sıcak bir yemek. Ateşte pişmiş sıcak bir yemek getirdiler. Fe ekele, Allah'ın Resulü onu yediler. Felemma feraga, yemekten çekildikten sonra şöyle yemek bitip de sofradan ayrıldıktan sonra kale buyurdular ki elhamdülillah, Allahu Teala'ya sonsuz hamdü sena olsun. Ma dehale batni taamu suhanin münzü keza ve keza, günlerdir, haftalardır ve aylardır böyle sıcak yemek vallahi mideme gitmemişti buyurdular. Ebu Hureyre rivayet ediyor. Bir rivayeti de Hazreti Ayşe validemizden dinleyelim. An Aişete radıyallahu teala anha, Ayşe validemiz buyuruyorlar ki fekalet, inna künna lenemküsü erba'in la nukidu fi beyti Rasulillah sallallahu aleyhi ve selleme naren ve la gayre. Ayşe validemiz şunu ifade buyuruyorlar. Vallahi Allah Resulü'nün evinde 40 gün geçerdi veya daha fazla gün geçerdi de Resulullah'ın evinde katiyen bir ateş yanıp da üzerinde sıcak çorbanın kaynaması mümkün olmazdı. Böyle yokluk içerisindeydik. 40 gün. Künna lenemküsü erba'ine la nukudu fi beyti Rasulillahi naren. Ateş yanmazdı 40 gün. Yemek pişmezdi. Bir iki hurmayla veya bir parça arpa ekmeğiyle günümüzü savardık. Bütün hayatımızı İslam'ın mücadelesine verirdik de yemek pişirmeye imkan bulamaz, vakit bulamazdık buyuruyorlar. Kultu bi ey şeyin kuntum taişun. Öyleyse ey validemiz, ey Ayşe validemiz, neyle yaşıyordunuz? Bi ey şeyin kuntum taişun. Neyle yaşardınız? Neyle maişetinizi temin ederdiniz? Kalet bil esvedeyn. Yani bir temri vel mai. İki siyah şeyle. Bulursak hurma ile veya kapkara renkte arpa ekmeğiyle bulduğumuz ölçüde onlarla yaşardık. Yemek pişirmeye zaman veya imkan bulamazdık buyurdular. İşte o asr-ı saadetten üç haber arz etmek suretiyle onların nasıl aç kaldıklarını, nasıl susuz kaldıklarını, aç ve susuz kalmalarının sebebini bir nebze arz ettikten sonra esas itibarıyla Ramazan orucunun hikmet-i teşriiyesi, neden Müslümanlara farz kılındığı üzerinde bir miktar durmaya çalışayım. Aziz müminler, biliyorsunuz ki yeryüzünde Müslümanın yaşamasının bir tek gayesi vardır. Yeryüzünde Müslüman olarak yaşamanın bir tek gayesi vardır, ikinci bir gayesi yoktur. O da yeryüzünde Allah'ın rızasını tahsil etmektir. Allah'ın rızasını tahsil etmek için de Allah'ın ahkamını aynen tatbik etmek mecburiyeti vardır. Allah'ın hükümleri tatbik edilmeyen bir memlekette ve o memleketteki Müslümanlardan Hazreti Allah
kesinlikle vallahi razı değildir. Hiçbir şeyden razı değildir. Allah'ın hükmü, Allah'ın iradesi, Allah'ın koyduğu ölçüler bir cemiyette tatbik edilmiyorsa, yaşanmıyorsa, yerine getirilmiyorsa, Allah o cemiyetten ve o cemiyeti meydana getiren fertlerin hiçbirinden razı değildir. O halde Allah-u Teala'nın rızasını kazanabilmek için Allah'ın nizamının dünya hayatında aynen yaşanması lazım. İşte Müslümanın gayesi ortaya çıkıyor. Bu gayeyi tahakkuk ettirebilmek için de birinci şart mücadele etmektir. Cihad etmektir. İlahi rızayı tahsil etmek için, Allah'ın hükümlerini hükümran kılabilmek için yapılacak bir tek yol var, bir tek çare var, o da cihad etmek, mücadele etmektir. Elbette mücadele ederken açlığa, susuzluğa mahkum olmak vardır. Mücadele ederken bir Müslüman evinden, hanımından, çocuklarından ayrı düşmek gibi bir netice vardır. Mücadele ederken ekmek bulup yiyememek vardır. Suyu bulup içememek vardır. Eşten, dosttan ayrı düşmek vardır. Arzularından uzaklaşmak vardır. İstese de istemese de nefsinin arzularından uzaklaşmak gibi bir mecburiyet vardır. İşte bu gibi hallerde, bu gibi hususlarda bir Müslüman mücadeleye dayanıklı, cihada tahammüllü olsun diye İslami davayı mücadele ederken, cihad ederken, İslam için hayat boyu cihadın her türlüsünü icra ederken, zorluklara karşı, açlıklara karşı, susuzluklara karşı, uzun günlere karşı, uzun gecelere karşı mücadelede kuvvet bulabilmek için, tahammül bulabilmek için, feveran etmemek için, davadan dönmemek için Allah-u Teala Müslümanlara oruç tutmak suretiyle onlara sabretmeyi, tahammül etmeyi ve mücadele etmenin metotlarını, imkanlarını bizatihi talim ediyor demektir. Gaye, birinci derecede gaye budur. Dikkat ederseniz, Ramazan-ı Şerif her sene 10 gün evvel geliyor. Kameri sisteme bağlı bulunduğu için Ramazan, güneş takvimine göre değil de, kamer takvimine, ay takvimine bağlı olduğu için, kamer takvimi de güneş takviminden 11 gün eksik olduğu için, Ramazan-ı Şerif her sene 10 gün, 10 gün evvel geliyor. Dolayısıyla her sene 10'ar gün evvel gelmek suretiyle 36 senede tam bir yılın bütün günlerini gezmiş oluyor. Her sene 10'ar gün evvel geldiğine göre 36 senede ne olacak bu? 360 gün edecektir ki şemsi bir senenin, güneş yılının bütün mevsimlerinde oruç tutmuş olacak Müslüman. Her sene 10'ar gün öncelikle tecelli ettiğine göre bir Müslüman uzun günlerde de kısa günlerde de oruç tutacak. Sıcakların çok fazla olduğu zamanlarda da oruç tutacak. Kış günlerinde de hülasa 4 mevsimde de oruç tutmuş olacak. İlkbaharda tutacak, yaz mevsiminde tutacak, sonbaharda tutacak, kışın tutacak. Senenin bütün günlerini görecek. Soğukları, sıcakları görecek. Uzun, kısa günleri görecek. Ve her çeşit hayatın zorluğunu, zahmetini karşılayacak ve bütün bunlara oruç tutmak suretiyle karşı koymayı, direnmeyi, boykot halinde olmayı, nefsin arzularına, şehvetin arzularına karşı koymayı öğrenecek
ve İslam'ın mücadelesini verirken tutuklanırsa, hapse atılırsa, evinden uzak kalırsa, bütün bunlara karşı direnmeyi bilecek ve tahammül etmeyi mutlaka öğrenecek. İşte Ramazan-ı Şerif'in hikmeti teşriiyesi budur. Allahu Teala mücadele azmi kazanalım, sıkıntılara karşı tahammül gücü bulalım, güç kazanalım, alışalım, öğrenelim ve İslam'ın mücadelesinde başımıza gelecek sıkıntılara karşı tahammüllü olalım diye Ramazan orucunu üzerimize farz kılmış bulunuyor. Ve bu tahammüllere alışmamızı istiyor. Bu meşakkatlere karşı itaat edeceğimizi iman borcuyla bize müjdeliyor. Bakınız ayet-i kerimeyi kısaca arz edip cilve-i Rabbaniye'yi biraz görmeye çalışalım. Bakara suresinin 183 numaralı ayetinde Allahu Teala Ramazan orucunu şöyle takdim ediyor. Biliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler ve Müslümanlar. Kütübe aleykümüs sıyamu kemâ kütübe alellezine min kablikum leallekum tettekûn. Sizden evvelki peygamberlere ve sizden evvelki peygamberlerin ümmetlerine oruç tutmayı emrettiğimiz gibi size de oruç tutmayı emrediyoruz ve üzerinize orucu farz kılıyoruz. Böylece لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ مِنْ مَعَاصِ مِنَ الْمَعَاصِ. Böylece oruç tutmak suretiyle masiyetlerden, günahlardan uzak kalmanızı, isyanlara, günahlara karşı mücadele ederken tahammül sahibi olasınız diye size Cenab-ı Hak orucu emrediyor, farz kılıyor buyuruyor. Bakınız Arapça eserlerde bu ayet-i kerimeyi şöyle tahlil etmiş alimlerimiz. Rabbül Alemin bu ayet-i kerime ile cilve cilve şöyle buyuruyor. Ve ezale ta'bel savmi anil müminin. Oruç tutmanın zorluklarını ve zahmetlerini müminlerden Allahu Teala zorluğu uzaklaştırıyor. Neyle? Bi lezzeti nidaihim bihaza. Ya eyyühellezine amenu demekle, bu şekilde nida etmekle, hitap etmekle, Müslümanları ve müminleri imanlarıyla çağırmakla onların Ramazan orucunun sıkıntılarını ve zahmetlerini izale etmek istiyor. Ey Müslümanlar! Orucu size farz kılıyorum. Siz gayrimüslimler gibi değilsiniz. Siz Yahudi ve Hristiyanlar gibi, kafirler gibi değilsiniz. Onlar beni dinlemezler ama siz Müslümansınız, beni dinlersinizdir Allahu Teala. Amenu diye hitap ediyor. Ey iman edenler, siz beni dinlersiniz ve bana itaat edersiniz çünkü imanınız vardır. Allah'a itaat etmeyenlerin, Allah'ı dinlemeyenlerin kalbinde zerre kadar iman bulamazsınız. Kalbinde iman olanlara Cenab-ı Hak hitap ediyor. Ve ezale ta'be savmi, orucun zorluğunu, orucun yorucu sıfatını, orucun zahmetini iman lezzetiyle hitap ederek bizden kaldırmak istiyor. Fe inne ya nidaun minel habibi ilel habib. Ya eyyühellezine amenü ayetindeki ya harfi nidadır. Bir sevgiliden öbür sevgiliye bir hitaptır diyor alimler. Allahu Teala sevdiği müminlere hitap ediyor. Ya eyyuha, ya nidasıyla, ifadesiyle. Ey müminler, ben sizi seviyorum, siz de beni seviyorsunuz. Öyleyse üzerinize bir emanet gönderiyorum. Ramazan orucunu tutacaksınız buyuruyor. Ve eyyuha, tembihün minel habibi ilel habib. Eyyuha kelimesi de
bir sevgiliden diğer sevgiliye tembihdir diyor alimlerimiz. Tembih ediyor, uyarıyor. Size Ramazan orucunu sevdiğim için emrediyorum. Sizi rıza ve rahmetime layık gördüğüm için orucu emrediyorum demiş oluyor. Ve amenu kelimesi de şehadetün minel habibi ilel habib. Şehadet yani ya eyyühellezine amenu demekle amenu kaydıyla Allahu Teala bizim iman ettiğimize şahit oluyor. Şahidim ki diyor Allahu Teala siz müminsiniz ve imanınıza şahit olduğum için Ramazan'ı size mükellef kılıyorum. Fekeennehu Teala sanki Allahu Teala şöyle ifade buyuruyor. Şöyle demek istiyor. Eşare bi kavlihi haza ila ennel muhibbe yubadiru ilemtisali emri mahbubihi hatta lev emerahu bi ilkai nefsihi ilen nar. Sanki Cenab-ı Hak kendisini seven muhibbullah Allah'ı seven Müslümanlara şöyle ifade ediyor. Yubadiru ilemtisali emri mahbubihi. Bir Müslüman sevdiği Allah'ın emrine öyle imtisal edecek, Allah'ın emrini sevdiği için, Allah onun mahbubu olduğu için emrini yerine getirmekte öyle koşuşacak, mübadele edip yarışacaktır ki hatta lev emerahu bi ilkay nefsihi ilen nar. Bir Müslümana canını, nefsini ateşe atmayı emretse bile o Müslüman derhal itaat edecektir. Muhabbetin sırrı budur. Cenab-ı Hak bizi ateşe atmayı murad etmiyor tabi. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah Müslümanlara kolaylık murad ediyor. Oruç tutmak suretiyle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor Müslümanlara. Bakınız buradaki yüsür odur. يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ. Cenab-ı Hak İslam için mücadele edin deseydi de bize bir metot vermeseydi, oruç tutmayı emretmeseydi mücadeleye alışamazdık, zor olur, zahmet olurdu, felaket olurdu. Yuridullahu bikumul yusr. Allah size kolaylık murad ediyor. Oruç tutmayla mücadeleniz kolaylaşıyor. Cennete gitmeniz kolaylaşıyor. İslami bir hayata kavuşmanız kolaylaşıyor. Size Allah kolaylık murad ediyor. Ve la yuridu bikumul usr. Allah size zorluk murad etmiyor. Size zorluk, zor olan şeyleri emretmiyor. Eğer Ramazan orucunu emretmeseydi, açlığa alışamazdık, susuzluğa alışamazdık, yorgunluğa, bitkinliğe alışamazdık, dolayısıyla tahammül edemezdik, sabredemezdik, isyan ederdik, Müslüman olamazdık, İslami bir hayata kavuşamazdık, bunlar zor olurdu, zahmet olurdu, cennete gidemezdik. Demek ki Cenab-ı Hak bizi sevdiği için Ramazan orucunu emretmiştir. Ramazan orucunu tutmayı bizi sevdiği için bize tembih etmiştir. Hani 5-10 tane arkadaşınız olur da İstanbul'a giderler, 5-10 tane ahbabınız vardır, tanırsınız, seversiniz, 10 tane arkadaş diyelim, bu 10 kişinin 10 tanesi de İstanbul'a gider ama sen en sevdiğin bir tanesini çağırırsın, madem ki İstanbul'a gidiyorsun, bana şu makineyi, bana şu aleti alıp getirmeni sana tembih ediyorum. Bunu ancak sen yaparsın buyurmuş gibi. Tıpkı 10 tane arkadaşınızın içinde en çok sevdiğinize tembih yapmanız gibi. Allahu Teala da milyonlarca insan içinde Ramazan orucunu tutmayı yalnız Müslümanlara tembih etmiş oluyor. Ne büyük saadet bu. Ne büyük sıfat bu. Ne büyük ilahi rahmet bu. Onun için aziz ve asil kardeşlerim, inşallah
oruç tutmak suretiyle İslam'ın mücadelesini yaparken başımıza gelecek olan sıkıntılara alışacağız inşallah. Zahmetlere göğüs germeyi, bir bin bir türlü meşakkatlere tahammül etmeyi Ramazan orucu sayesinde mutlaka öğreneceğiz inşallah. Ve İslam şu topraklara, Hazreti Kur'an şu hayata hakim oluncaya kadar mücadeleye devam edeceğiz inşallah Teala. Allahu Teala bu niyetle, bu maksatla oruç tutan müminlerin orucunu arş-ı alada kabul eylesin inşallah. Mükafatı, oruç tutmanın mükafatı. Bakın ne kadar calibi dikkat bir hadis-i kutsi vardır. Rabbül Alemin bir hadis-i kutsi de aynen şöyle buyuruyor. Hepiniz görmüşsünüzdür kitaplarda. Adem oğlunun Müslümanların yapmış olduğu ibadetler ve o ibadetlerin ücretleri kendilerine aittir. Her bir ibadetin karşılığında bir ücret ve bir mükafat vardır. Oruç tutan Müslümanların mükafatını bizatihi ben takdir edeceğim. Oruç tutanların mükafatı tamamıyla bana aittir diyor Rabbül Alemin. Ne demek bu? Oruç tutmak suretiyle mücadeleye alışacaksınız, cihada alışacaksınız, nefsinize ve nefsinizin arzularına karşı direnmeyi öğreneceksiniz, boykot etmeyi öğreneceksiniz ve gayri İslami hayatı da boykot etmek suretiyle İslam'ın hayatını, İslam'ın ahkamını, İslam'ın emirlerini hayatınıza hakim kılmakla ilahi nizamı kuracaksınız ve tabii bunun mükafatı da Allah'tan başkası olmayacak. Gayet tabii. Ne kadar calibi dikkattir. Ne kadar mühim bir haber ve müjdedir. Oruç tutanların mükafatı benim diyor. Ene eczi bihi veya bir başka kıraat ile ene ücza bihi. Oruç tutanların mükafatı bizzat benim muhabbetimdir buyuruyor. Allah'ın rızasıdır. İşte bu manalarla, bu maksatlarla aziz müminler Ramazan-ı Şerif'e girmiş bulunuyoruz. Oruç tutmuş bulunuyoruz. Şu anda Allah'a itaat etmenin eğitimini görüyoruz. İlahi nizamın mücadelesinde tahammül kuvveti kazanmanın bir terbiyesi altındayız. Aynı zamanda aziz ve muhterem müminler, Ramazan-ı Şerif'in en açık özelliği de biliyorsunuz, Kur'an-ı Kerim'in Ramazan-ı Şerif'te nazil olmasıdır. O ayeti de teberrüken arz edeyim de genişliğine, izahını inşallah önümüzdeki derslere bırakayım. İnşallah. Yalnız bir hususu da haber vereyim. Yine hoca arkadaşlarımız, vaiz kardeşlerimiz, imam kardeşlerimiz ve İslami mücadelede vazife alan kardeşlerimiz Ramazan müddetince her pazar Süleymaniye Camii Şerifinde öğle namazından ikindiye kadar vaaz-ı nasihatlar ve çalışmalar yapacaklardır. Vakti olan, zamanı olan, fırsatı ve imkanı olan kardeşlerim, buradan çıktıktan sonra zamanınız müsaitse, vaktiniz müsaitse Süleymaniye Camii'ne gidiniz, ikindi ezanına kadar devam eden sohbetlere mutlaka katılınız. Ramazan müddetince 4 veya 5 pazar orada günlük mevzuları hoca arkadaşlarımız, vazifeli kardeşlerimiz Süleymaniye kürsüsünden anlatmaya çalışacaklardır. Yer yer biz de katılacağız, biz de iştirak edeceğiz. İnşallah sizler de zamanınızı ayarlayın, vaktinizi ayarlayın. Buradan sonra Süleymaniye Camii'ndeki çalışmalara da biiznillahü teala iştirak edin, katılın ve istifade etmeye çalışın. Allahu Teala cümlemizi İslam'ın mücadelesinde muvaffak eylesin inşallah. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an.
Ramazan ayının bütün üstünlüğü, bütün kıymeti, bütün izzeti, şerefi, bereketi içinde nazil olan Kur'an-ı Kerim sayesindedir. Onun için Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i hakim kılmadıkça Ramazan-ı Şerif'in hakikati vallahi tecelli etmeyecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'i hayatımıza hakim kılmak hususunda cümlemize gayretler nasip eylesin. Amin. Haftaya buluşmak niyetiyle inşallah, ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi kusurlarımızı mağfiret eyle. Amin. Ya Rabbi bizi kulluğuna kabul eyle. Amin. Ya Rabbi İslami bir cemiyette, İslami bir nizamın altında yaşamayı cümlemize nasip eyle. Amin. Bizi başımızda idare edenleri Kur'an-ı Kerim'in hükümlerini tatbik etmeye mecbur eyle ya Rabbi. Amin. Her nefesimizde kelime-i şehadet ki aşk ile buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek bu iman ve ikrarla cümlemizi cennetine layık eyle ya Rabbi. Amin. Şu mübarek Ramazan-ı Şerifi alemi İslam'ın kurtuluşuna vesile eyle ya Rabbi. Amin. Tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları, yaptığımız hayr-ı hasenatı huzurunda kabul ettiğin hizmetlere ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Amin ya